أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح البخاري'de Kitab-ı Mevakit-i Salah bölümünde 36. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babul ezani ba'de zehabil vakti, vakit çıktıktan sonra, vakit geçtikten sonra okunan ezan. Haddesena İmran ibn Meysarete قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه. Ebu Katade anlatıyor. Sirna ma'an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem leyleten. Bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürüdük. Fekale ba'dul kavmi, mücahitlerden, askerlerden, Müslümanlardan bazıları şöyle dediler. Lev arreste bina ya Resulallah. Ya Resulallah, şu gecenin sonuna doğru istirahat etseniz ne buyurursunuz? Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece yürüyüşü devam ederken şöyle buyurdu. Ehafu en tenamu anissalah. Uyuyakalıp da namazı geçirmenizden korkarım. Kale Bilal, ene uqizukum, ben sizi uyandırırım dedi. Fettaca'u, uzanıp yattılar. Yorgun, argın, bitkindiler. Fe esnede Bilal'un zahrahu ila rahilettihi. Bilal bineğinde şöyle sırtını dayadı. Fe galebethu aynahu, gözleri ona galip geldi. Göz kapakları ağırlaştı. Fe name, Bilal de uyuyakaldı. Bilal nöbetçi kalmıştı. Nöbetçi de uyudu. فَاسْتَيْقَذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ İlk uyanan Peygamberimiz oldu. Peygamberimiz uyandığında وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ Güneşin kaşı, yani güneş yuvarlağı çıkmıştı. Güneş doğmuştu. فَقَالَ يَا بِلَالْ اَيْنَ مَا قُلْتْ Söylediğin nerede ya Bilal dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kale Bilal radıyallahu an, ma ulkiyet aleyye nevmetun misluha kat. Şu ana kadar bana böyle bir uyku gelmedi. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, innallâhe kabada ervâhakum hîne şâ'e ve raddehâ aleykum hîne şâ'e.
Allah dilediğinde sizin ruhlarınızı çekip aldı ve dilediğinizde ruhlarınızı iade etti. Yani uykuyu ölüme benzetti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Ya Bilal, kum feezzin bin nas. Kalk ve ezan oku. Sabah namazı vakti geçmiş, güneş doğmuş ve Bilal Hazretlerine ezan oku. Kum feezzin bin nasi bis sala. İnsanlara namazı haber ver. Fetevadda'a, abdest aldı. فَلَمَّ اَرْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَبْيَضَّتْ Güneş yükselince ve her taraf aydınlanınca قَامَ فَسَلَّا kalkıp cemaatle beraber sabah namazını kıldı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hadis-i şerifin bir başka rivayetinde burası, bu bölge hayırlı bir bölge değil. Buradan süratle ayrılalım buyurdular. Oradan ayrıldılar, bir başka yerde konakladılar ve sabah namazını orada kıldılar. Önce sünneti kaza ettiler. Çünkü sabah namazını kılmayan kimse o gün öğle namazına kadar sabah namazını hem sünnetini hem farzını kaza edebilir. Öğle namazının öğle ezanından sonra artık sadece sabah namazının farzını kaza edebilir. Peygamber Zişan Efendimiz sabah namazının sünnetini kaza etti o gün ve sabah namazının farzını da yine cemaatle beraber, ashab-ı kiramla beraber eda ettiler. Peygamberimizin üzerine hayatında hiç güneş doğmadı. Bu defa müstesna. Çünkü bu defa bizzat fiiliyle, uygulamasıyla ümmetine örnek olması gerekiyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir beşer olduğuna işaret var. Biz peygamberler, gözlerimiz uyur ama kalplerimiz uyumaz buyuruyordu. Ama o gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin de üzerine bir defaya mahsus olarak güneş doğdu. Cenab-ı Hak bizzat peygamber Efendimizin uygulamasıyla ümmetine bu şekilde ders vermesini takdir buyurmuştu. Bir defasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz 4 rekatlı namazı 5 rekat olarak kıldırdı. Ya Resulallah, unuttunuz mu yoksa namaza ilave mi oldu denince hayır unutmadım, unutturuldum buyurdu. Unutturuldum. Yani Rabbim bana unutturdu. 5 rekat kılan kimse ne şekilde hareket edecek? Ya 6 rekata tamamlayacaktır ya da eğer 5 kılmışsa, selam vermişse, insanlarla konuşmuşsa tekrar o namazı iade edecektir. İmam 5. rekata kalktığı takdirde cemaat oturup imamı bekleyecektir. Çünkü imama sadece 4 rekatta uymak mecburiyetindedir. 5. rekatta imama uymak zorunda değildir. Evet, bu uygulamadan birçok neticeler ortaya çıkıyor. Fihi hurucul imam bi nefsihi fil gazavat, savaşlara devlet başkanının bizzat katılması durumu. Çünkü Peygamberi Zişan Efendimiz burada aynı zamanda devlet başkanı konumundadır. En alel imami en yura'iyel masalihad dünye diniye, devlet başkanının, liderin, komutanın, reisin dini ölçüleri gözetmesi gerekmektedir. Fihi cevazul ihtiras amma yahtemilu fevatel ibadeten vaktiha, ibadetin vaktinden geciktirilmesi gibi durumlarda İdarecinin bu noktada dikkatli davranma mecburiyeti vardır. Fihi cevazu iltizami hadimin bi murakabeti zalik. Bu manada bir nöbetçinin ve hizmetçinin edinilmesi caizdir. Fihi ezanu lil faite, kaza namazı için ezan okunmasını burada görüyoruz. Çünkü bu ezan kaza namazı için ezan ve kâmet getirilmektedir.
فيه أن الفوائت لا تقضى في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. Kaza namazları üç vakitte namaz kılmanın caiz olmadığı üç vakitte kılınamaz. Güneş doğarken, güneş tam tepedeyken ve güneş batarken kaza namazı kılınamaz. Yine bu hadis-i şeriften, yani Peygamberimizin sabah namazını güneş doğarken kalktığı halde biraz beklediğini ve güneşin yükseldikten sonra kıldığını görmekteyiz. Fihi delilun ala cevazi kada'i salatil fa'ideti bil cema'a. Aynı kaza namazı, aynı namaz cemaatle birlikte kaza edilebilir. Bunu görmekteyiz. Evet. Fihi akva delil lena ala ademi cevazi salainde tulu'i şems. Güneş doğarken namazın kesinlikle kılınamayacağına dair en kuvvetli delil bu hadis-i şeriftir. 37. baba geçiyoruz. Babu men salla bin nasi cemaaten ba'de zehabil vakti. Vakit geçtikten sonra insanlara cemaatle namaz kıldırma babı. Haddesena Muaz ibn Fadale kale haddesena Hişam an Yahya an Ebi Selemete an Cabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma. Genç sahabi Cabir anlatıyor. Akabe beyatinde bulunan 72 Medineli Müslüman arasında en genç olanı Cabir Hazretleri. En çok hadisi şerif rivayet eden müktirun dediğimiz şahsiyetler arasında 5 kişiden biri Hazreti Cabir'dir. Cabir bin Abdullah bin Amr ibn Haram, Uhud'da şehit olan Abdullah bin Amr ibn Haram'ın oğludur. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i gölge gibi takip eden bir zat Cabir bin Abdullah. Sahabe-i kiram arasında başka Cabirler de var. Bir rivayete göre Cabir bin Abdullah'ın İstanbul fethi için yola çıkan orduya katıldığı ve İstanbul'da Sur civarında medfun bulunduğu rivayet edilmektedir. Yaş olarak müsait ama kesinlik ifade eden bir rivayet yok. Rivayetlerden biri bu şekilde. Cabir anlatıyor. Enne Umar ibn el-Hattabi ca'e yevmel Hendek. Hendek günü, Hendek kazarken Hazreti Ömer geldi. Ba'deme garabeti şemsü, güneş battıktan sonra fece'ale yesub bu kuffara Kureyş'in, Kureyş kafirleri hakkında sert konuşmaya başladı. Buradaki yesub bu ifadesi küfretme değil. Lakinnel murat ma leyse bi fahişin iz huvel laiku bi mansibi Umar radiyallahu teala anh. Hazreti Ömer'in makamına layık küfretme değil. Küfretti ifadesi kullanılsa bile ağır konuştu şeklinde tercüme ediyoruz. Kureyş kafirlerine ağır ifadelerle yüklendi. Kale ya Resulallah ma kitti usallil asra hatta kâdeti şemsü tağrubu. İkindi namazını güneş batmaya yakın kıldım şu Kureyş kafirleri sebebiyle diye endişesini, derdini Peygamberimiz arz etti. Kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz onu teskin etti. Vallahi ma salleytuha, ben hiç kılamadım dedi. Bugün ikindi namazını hiç kılamadım. Fekumna ila buthane, buthan denilen bir vadiye gittik. Fetevadda'a lissalati, Peygamberi Zişan Efendimiz namaz için abdest aldı. Ve tevadda'na leha, bizler de abdest aldık. Fesallel asra ba'dema garabeti şemsü, ve ilk defa Peygamberi Zişan Efendimiz ikindi namazının farzını güneş battıktan sonra kıldı. Sümme salla ba'dehel maghrib, onun ardından da akşam namazını kıldı. Tabi bu bir cem değildi. Bu ikindi namazının kazası şeklindeydi. Bu hadisi şerifte rivayet edilen ikindi namazının kaza edilmesi şeklinde. Çünkü namazların cem edilmesi, yani ikindi öğle ve ikindi namazı arasında cem olayı vardır.
akşam ve yatsı namazı arasında cem olayı vardır. Bu namazların birlikte kılınması Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerde yine sahih hadis-i şeriflere dayanılarak yolculukta, yolculuk esnasında meşru kılınmıştır. Hanefi mezhebi namazların vaktinde kılınması şeklindeki rivayetleri sahih hadis-i şerifleri delil olarak almaktadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu uygulaması veya Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerdeki bu uygulama çok nadir durumlarda yine Hanefi mezhebine mensup olan kimseler tarafından uygulanabilir. Ancak Hanefi mezhebi Peygamberimizin ısrarlı olarak amellerin hangisi daha faziletlidir şeklindeki sorularda Peygamberimizin verdiği cevap eyyül amal efdal el imanu billah dedikten sonra es-salatu li vaktiha es-salatu ala vaktiha özellikle vurgulanmıştır. Namazı vaktinde ve özellikle ilk vaktinde kılınması esastır. Ama savaş durumu. Burada hendeğin kazılması gerekir. Karşısında düşman var. Bu düşmana karşı hendek kazılırken Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu namazı yine bu gibi namazlar kazaya kaldığında uygulama nasıldır bunu göstermek için bu şekilde davrandığını görmekteyiz. Herhangi bir namaz kazaya kaldığında önce o kazaya kalan namaz kılınmalıdır. Ondan sonra o ilk vakit eda edilmelidir. Yani kazaya kalan namaz sonraki vakitlere bırakılmamalıdır. Burada hicretin 4. yılında meydana gelen Hendek Savaşı sebebiyle bu namazdan söz edilmektedir. Kâne Ömer yesubbul küffâr li'ennehum kânü es-sebebe li'iştigâlil müslimîne bihafril hendek ellezî huve sebebun lifevâti salâtihim. Kureyş kafirlerinin yani savaş durumunu gözümüzün önünde getirelim. Savaş durumunda şiddetli meşguliyet sebebiyle böyle bir namaz eğer savaşta bile namaz mutlaka eda edilmelidir. Namaz için hiçbir mazeret yok. Fihi cevazu sebbil müşrikin müşriklere sert ve ağır ifadeler kullanılması caizdir. Fihi cevazul hilfi veya cevazul halifi min gayri istihlafin اِذَا ثَبَتَتْ عَلَى ذَٰلِكَ مَصْلَحَةٌ دِينِيَ dini bir maslahat varsa yemin istenmeksizin yemin edilebilir. Müslüman yemin kelimesini çok kullanmamalı. Ama çok önemli bir sebep var. İşte bu önemli sebepler اِنَّمَا حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ سَلَمْ تَطْيِيبًا لِكَلْبِ عُمَرٍ Hazreti Ömer'in kalbini hoş tutmak için لِمَا شَكَّ عَلَيْهِ تَأْخِيرُهَا ikindi namazını geciktiren Ömer'in bu üzüntüsünü hafifletmek için bu ifadeyi kullanmıştı. Yine bir gün mesela Ömer radıyallahu anh hurma bahçesinde meşguldü. İkindi namazına geldiğinde ilk rekata yetişemediğini gördü. Beni ikindi namazına ilk rekata yetişmekten alıkoyan hurma bahçesi. Allah yoluna feda ettim dedi. Böyle bir bahçe istemiyorum. İkindinin farzının bir rekatına yetişememesi sebebiyle yetişmesine engel olan veya onu geciktiren hurma bahçesini Allah yolunda feda eden bir Hazreti Ömer radıyallahu anh. Titiz, hassas ve son derece sünnet-i seniyeye riayet eden bir zattı Ömer radıyallahu anh. Tavizsiz bir Müslüman. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. فِيَنَّ الظَّاهِرَ اَنَّهُ سَلَّاهَا بِجَمَاتٍ Burada görüyoruz ki Peygamberi Zişan Efendimiz bu namazı da cemaatle kıldırdı. فَيَكُونُ فِيهِ دَلَالَ عَلَى مَشْرُعِيَّةِ الْجَمَاتِ فِي الْفَائِتَ Kaza namazlarında cemaatin وَهَذَا بِالْاِجْمَا Bu icmaan sabit. Ne demek icma? Müslümanların, imamlarının oy birliğiyle, görüş birliğiyle sabit olan bir noktadır.
Fihi ma kana en-nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi min mekarimil ahlak ve husnü teenni ma ashabihi ve teellufihim ve ma yenbeğil iktida bihi fi zalik. Peygamberimizin burada ashabına karşı ne kadar güzel ahlakla, teenniyle davrandığını, teselliyle davrandığını görüyoruz. Fihi ma yedullu ala vücubi tertibi beynes salatil vaktiyyeti vel faite. Vakit namazı ile kaza namazı arasındaki tertibe riayet etmenin önemini görüyoruz. Bu noktada İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Ahmet, işte diğer zevatın bu noktada görüşleri nakledilmektedir. Yani bir namazı kazaya bırakan kimse, namazı kazaya bırakmak büyük bir felakettir, büyük bir musibettir. Ama buna rağmen herhangi bir sebeple kazaya kaldığı takdirde önce o kaza namazı kılınmalıdır, ardından o vakit namazı kılınmalıdır tavsiyesi yapılmaktadır. Babu men nesiye salaten fel yusalli iza zekeraha ve la yu'idu illa tilke's salah. Herhangi bir namazı unutan kimse hatırladığı an o namazı kılmalıdır. وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً وَاحِدَةً 20 سَنَةً لَمْ يُعِدْ اِلَّا تِلْكَ الصَّلَاةَ الْوَاحِدَةً. Bir namazı bir kimse kılmamışsa 20 sene sonra yine o namazı kılmalıdır ifadesini kullanıyor. حَدَّثَنَا 73. hadisimiz. حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمْ وَمُوسَى بْنُ اسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Genç sahabi, peygamberimizin hem hizmetçisi, hem talebesi, hem peygamberimizin süt teyzesinin oğlu Enes bin Malik radıyallahu anh. 9 ile 18 yaşları arasında peygamberimize hizmet eden bu kıymetli zat diyor ki, peygamberimiz şöyle buyurmuştur. مَنْ نَسِيَ صَلَاتًا. Kim bir namazı unutursa, فَلْيُسَلِّ اِذَا ذَكَرَهَا. Hatırladığı an o namazı hemen kılsın. لَا كَفَارَةَ اِلَّا ذَٰلِكَ. Onun kefareti budur. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِّكْرَى. Böyle bir rivayet var, bir kıraat var. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى şeklinde de ayrı bir kıraat var. Namazı zikretmek için kıl. Namazı hatırladığında kıl. Namazı Allah'ı hatırladığın için kıl. Namazı Allah'ı hatırlattığın için kıl gibi manalar verilmektedir. Rivayet farklarından ayrı manalar zikrediliyor. Ama manalardan biri وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرَى. Hatırlar hatırlamaz hemen namazı kıl. Evet, unutmak, uyku ve bir takım meşru mazeretler sebebiyle namaz geciktirilir, ertelenir, kazaya kalırsa ilk fırsatta o namaz eda edilmelidir. Mümin kul namazını kazaya bırakmamak için azami gayret gösterecektir. Çünkü namaz اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. İnsanı arsızlıklardan, hayasızlıklardan, haramlardan alıkoyan, insanın manevi hayatını, ahlaki hayatını en güzel şekilde tanzim eden ibadettir. Namaz mümin kulun Cenab-ı Hak'la olan en güzel irtibatıdır. Namazda başını secdeye koyan kul, Allah'a en yakın olduğu anı bu şekilde tescil etmektedir. Mümin kulun Allah'a en yakın olduğu iki an vardır. Biri namazda başını secdeye koyduğu andır. Diğeri Ramazan ayında iftar saatinde elini açıp dua ettiği an. Aradan perdeler kalkıyor ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu duaları kabul ediyor. Nafile namazlarda, farz namazlar dışında kıldığımız namazlarda secdede Sübhane Rabbiyel Ala dedikten sonra
Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde nakledilen duaları okumamız da caizdir. Mekke'deyiz. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi. Harem-i Şerif'in ikinci katı itikafa duran müminlerle, gençlerle dop dolu. Suudi Arabistan'ın değişik şehirlerinden, Yemen'den, Kuveyt'ten, Katar'dan, Ürdün'den, tabii Türkiye'den binlerce, yüz binlerce insan o Kabe-i Muazzama'yı, Mescid-i Haram'ı doldurmuş. Ama özellikle ikinci katta teravih namazından sonra, o cemaatle kılınan teheccüd namazından sonra gençleri görüyorsunuz. Namaza duruyorlar. Uzun uzun kıldıkları namazlarda uzun uzun secde eden gençleri görüyorsunuz. Yanı başınızda bir genç sessizce secdede devam ediyor. 10 dakika mı, 15 dakika mı, yarım saat mi secdede? Önce sessiz sessiz dua eden genç sonra kendini adeta kaybediyor. Rabbi ğfirli, Rabbi ğfirli, Rabbi ğfirli, ya Rabbi beni affet. Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Öyle bir dua, ağlayarak, secde yeri böyle ıslanacak derecede. Bir tane genç olsa yüzlerce genç. Ve diyorsunuz ki bu ümmet elhamdülillah ayakta. Bu ümmette hayır devam ediyor. Bu ümmetin gençleri gözyaşı döktüğü müddetçe, bu ümmetin gençleri Ramazan'ın son 10 gecesinde itikafa durduğu müddetçe, bu ümmetin gençleri ağladığı müddetçe, bu coşkuyu, bu duyguyu, bu hissiyatı yaşadığı müddetçe Cenab-ı Hak bu ümmeti elbette mahrum ve mahcup etmeyecektir. Evet, ümmetin özellikle gençlerin bu şekilde ibadet ve taatte bulunmaları çok anlamlı. Bu rivayetten sonra İmam-ı Buhari devam ediyor. Kale Musa, kale Hammam, semi'tuhu yekul ba'du ve akimis salate li zikri. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde böyle buyuruyor. Li zikra diye okuyor. Ama daha sonra li zikri şeklinde okuduğunu duydum diyor. Sahabe-i kiram bizim adımıza böyle teyip gibi tescil etmiş. Li zikra şeklinde okuduğu rivayet de mütevatir rivayet. Li zikri şeklinde asım kıraati nedir? Bu akimis salate li zikri şeklinde bizim okuduğumuz ümmeti Muhammed'in dörtte üçünün hatta beşte dördünün kıraati bugün nedir? İmam Asım kıraati bu akimis salate li zikri beni zikretmek için ey Habibim beni anmak için namaz kıl. Dikkat ederseniz namaz kıl kelimesinde namazı dosdoğru kıl ifadesi hakimdir. Ekim, ikame etmek bir şeyi tam anlamıyla yerine getirir. Şu namazı tam anlamıyla yerine getir buyuruyor Cenab-ı Hak. Kaç ayette? 30 küsür ayet. Namaz kılın değil, namazı istenen şekilde, emredildiği şekilde tam anlamıyla kılın. İkame etmek bir şeyi tam anlamıyla yerine getirmek demektir. وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه hadis-i şerifin bir başka rivayetinde yine destekleyici mütabi dediğimiz bir rivayeti İmam Buhari naklediyor. Yani akimiz ve akimiz salate li zikra ve akimiz salate li zikri her iki rivayette Enes bin Malik Hazretlerinden farklı şekillerde rivayet edilmiştir. Her iki rivayet mütevatir. Kur'an-ı Kerim'in mütevatir rivayetleri bizzat Cebrail aleyhisselam tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu farklı rivayetleri sahabe-i kirama öğretmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de biz Maliki Yevmiddin diye okuyoruz. Ama Kuzey Afrika'da verş kıraatinde Meliki Yevmiddin şeklinde okunmaktadır. Her iki rivayette mütevatirdir. Ama biz İmam Asım'ın
kıraatine tabi olduğumuz için Maliki Yevmiddin şeklinde okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in yazısına baktığınız zaman orada elifsiz yazılır. Çünkü her iki kıraatin okunmasına müsait olmak üzere bu şekilde yazılması uygun görülmüştür. Evet, bugünkü dersimizde bu hadis-i şerifimiz son hadis-i şerif idi. Ve İslam fıkhında imamlarımızın naklettiği görüşlerin mutlaka hadis-i şeriflere dayandığını, Kur'an ve sünnet çerçevesinde elde ettikleri neticeleri fıkıh kuralı olarak bizlere naklettiğini görmekteyiz. Ama hiçbir Müslüman bir hadis-i şerifi görüp o konudaki diğer bütün hadis-i şerifleri görmeden, bilmeden o hadis-i şerife dayanarak hareket etmesi caiz değildir. Çünkü aynı konudaki bütün hadis-i şerifleri inceledikten sonra ve bir fıkıh erbabının, bir müçtehidin bakışıyla inceledikten sonra konulan neticeler elbette en doğru neticeler olacaktır. Çünkü kitabımız buyuruyor ki فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız ilim, takva ve ihtisas erbabına sorun. İlim, takva ve ihtisas erbabının yolu çizgisi Kur'an-ı Kerim'in bize emrettiği çizgidir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hayırlı günler, hayırlı çalışmalar, bereketli ve huzurlu bir hayat niyaz ediyorum. Rabbim rızasını kazanmaya vesile olacak güzel, hayırlı amelleri, ibadetleri, taatleri cümlemize nasip ve müyesser eylesin.